başladık mı? Tamam, başladık, okey. Mahberi böyle yapıyor, biliyor musun? Mahberi böyle yapıyor. Mahberi'ye dünyanın en önemli şeyini söyle, yazışıyor böyle. Mahberi, biliyor musun, yangın çıktı. Ha, yangın çıktı. Mahberi, şu anda ayakların yanıyor. Ha, ayakların mı yanıyor? Böyle. Yapımcımız Mahberi Uçar, merhabalar. Böyle, ne olmuş yayın başladıysa Mahberi için yayının başlamasını... Saklanma oralara, kamera seni çekiyor. Göster yüzünü, alnın akıyla çık. Çık meydana, görsünler bu şahane programı kimler yapıyor. Görsünler ya, ya. Sen bizi ciddiye alma, biz ne yaparız? Burcu Kara ile Cem Belevi'yi buraya getiririz. Yangın çıktı der, yine getiririz. Şimdi sosyal medya çılgını mı yoksa çok mu yoğun? Kızı çok çalıştırıyorsunuz belki de. Ne bileyim, çok yoğunmuş gibi davranıyor. Bu nedir, bu yeni çağın hastalığı mı? Çok yoğunmuş gibi Niye ben çok yoğunmuş gibi davranamıyorum? Hiç işim yokmuş gibi algılanıyor. Niye öyle oluyor? O bir marifet ama öyle görünmek. Mahberi'yi alkışa gidiyorum ben. Mahberi'yi alkışla. Çok yoğunmuş. Yok ya, bir dolu iş yapıyor. İşin şakası bir yana. Çok yoğun musunuz? Ben mi? Evde evet. Evde evet ama iş hayatım şu an işle ilgili hiçbir şey yapmıyorum. Önümüzdeki aylarda çok yoğun olmayı hedefliyorum ama. Peki YouTube? YouTube'a da YouTube ekibimle ilgili bir sorunumuz oldu. En başta askere gittiler. Döndüklerinde de bazı uyuşmazlıklarımız oldu. Onun için bir ara verdik. Şimdi tekrar bu hafta yeni bir ekiple anlaştım. Bundan sonra inşallah başlayacağız değil mi Eda? Neler, bahçeler. Hadi hatırlayalım ya, hatırlayalım. Cem Belevi birazdan yeni şarkısıyla, ama bir hatırlayalım YouTube'u. Sıkıcı mı peki hayat? Yok. Şu an hiç sıkılmaya vaktim yok benim yani. Sıkıcıysa da. Geçen gün eşimle onu konuştuk. Dedim ki Fırat, izlemek istediğim yüzlerce film var. Okumak istediğim yüzlerce kitap var. Yani merak ettiğim bir sürü şey var. Televizyonda ne oluyor, ne bitiyor? Dünyadan haberim yok, hiçbir şey vaktim yok. Dedi ki aşkım, demek ki hayatın şahane. Düşünsene dedi, yani oturup duvarlara bakıyor olsan, zaman geçmiyor desen falan. Vakit geçiyorsa hayatın iyi gidiyormuş yani. Ve hani psikologlar falan da aynen buna benzer cümleler ediyor. Şu anda sıkılmaya hiç vaktim yok yani. Çok 2,5 yaşında bir oğlum var. Sağ olsun, bir saniye bile durmayan. Onun için sıkılıyor muyum ben diye düşecek bir anım yok yani. Her şeye itiraz dönemi başladı mı? Tabii tabii. Ciyak ciyak mı? Tabii tabii. Her şeye atak, her şeye hayır diyen, her şeye yapmayacağım diyen. Ya da inadına yapan bir dönem şu anda yani. 3-4 kişi tutamıyoruz evde. Cem Belevi'yi de bence tutamıyorlardı o yaşlarda gibi. Olabilir. Tutabiliyorlar mıymış? Vallahi anneme sormak lazım. Gerçi annem çok böyle uslu falan büyüttüğünü söylüyor da şimdi tutamıyorlar. Yani. Ali'de de tersi olabilir mi o zaman? Büyüdüğünde böyle daha böyle efendi, sakin falan. durmayan yani yerinde duramayan çocuk daha zeki oluyor ki, bu arada kendimi çürütmüşüm. Evet. Ben yerimde duruyormuşum falan diye. Yani daha hayatta da böyle hani daha aktif, daha sosyal olduğunu falan. Peki yani YouTube'da bütün bunlar yapılınca o zaman oyunculuk özlemi bir şekilde gideriliyor mu? Ya da televizyonda olma özlemi bir şekilde gideriliyor mu? Onun yerini alıyor mu? Yok yok, hiç almıyor. Ya oyunculuk zaten bambaşka bir şey. Oyunculuk başka biri olmak ya. Yani evcilik oynamak gibi bir şey yani. Bugün ben doktor olayım, sen hasta ol. Ben öğretmen olayım bugün. Yani o çok başka birinin karakterine, ruhuna girmek, kendi vücudunda onu oldurmaya çalışmak çok başka bir dünya yani. Bu benim kendi burcu olarak öğrendiklerim, bildiklerim, deneyimlediklerim, işte gördüklerim, yaptıklarımı takipçilerimle ya da o alana ilgi duyan, işte internette arama yapan, YouTube'da arama yapan insanlarla paylaştığım bir alan. Disiplinlisiniz ama, değil mi? Evet, işte öyleyim kesinlikle. Kendimle ilgili şöyle değilim yani. Hani ilaçlarımı bile içemem yani. Aa, öyle mi? Evet, evet. Çok kendimle ilgili her şeyi unuturum.
Aa, her ben şeyi, tam çok tersi fenayım. Düşünmüştüm size çalışırken. Çok fenayım. Dedim ki kesinlikle çok disiplinli. Yok, hiç kendimle ilgili hiç değil. Yani her evden çıktığımda kendimle ilgili her bir şeyi mutlaka unuturum yani. Hmm. Telefonumu, cüzdanımı, bir şeyi mutlaka unuturum. Buraya gelirken küpelerimi unuttum mesela. Verim ama sor ben. Ali için mesela her şeyi düşünmüşümdür. Ya da eşim için var, her şeyi almışımdır yani. Hani üşürse şu, acıkırsa bu, yolda canı sıkılırsa şu, işte kocam şunu yapmak isterse bu, ilacını unutursa bu, atıyorum. Yani her şeyi düşünürüm ama kendimle ilgili hiç. Ama işte burada da var aslında kontrolcülük yakınlara karşı. Kontrolcülük mü bilmiyorum, o fedakarlık daha çok ya. Ben balığa balık olduğum için yani. Ben hep vermek üzerine. Diğerkamlık mıydı neydi o, başkalarını düşünerek? Evet. Diğerlerini. Fazlası da kötü bir şey yani. Var mı sizde böyle Kendimi şeyler? Bozmaya çalışıyorum o ara. Sen ne burcusun ki? Fedakarlık olarak adlandırılabilecek. Ben zaten şöyle fedakarım, böyle fedakarım diye anlatmaz herhalde kimse de. İkizler burcuyum. Hmm. Ay hiç sevmem ikizler erkeni. Ben bir şey söyleyeyim. Yani ben bunu o kadar çok duyuyorum ki. Zaten konu geçsin diye burada böyle bekliyorum ama. Burçlardan anlamam bu arada. Konuyu çok çevirmeye çalıştın çocuk. Allah anladım aşkına ben. Yani bu ikizlerin adını kim çıkardıysa. Nedir bu laneti? Ben buradan onlara sesleniyorum. Yok yani ya, sizin konularda bütün genelleme yapmak çok saçma ya. Günahlarınızı biz ödüyoruz. Kime söylesek yani ikizler diye böyle falan. Ya şimdi ben burçlara aslında inanıyorum. Yani çünkü birebir ikizlerin özelliğini taşıyorum. Birkaç tane kötü ikizler arkadaşlarımız evet adımızı çıkartmış olabilir. Ama neden? Şimdi ben bunları açıklayayım. Neden? Bir dakika şu flash neden? Neden? Yani ikizler burcu genelde şey oluyor hani sosyal oluyor, aktif oluyor, hızlı düşünüyor. En özelliği. Diğerleri hızlı, salak ve ağır. Estağfurullah, öyle demiyoruz. Yani hızlı düşünüyoruz. Bir şeye mesela diyelim ki bir yere gidiyoruz. Hızlı düşünüp bir karar veriyoruz. Başka bir yere gidiyoruz. Ama bunu açıklamakta geç kaldığımız için çok kararsız oluyor ikizler. Yok böyle bir şey. Hmm. İkizler halbuki hızlı düşünüyor. Hızlı karar veriyor. Siz ona yetişebiliyorsunuz. Yani olay şöyle mi geçiyor? Bir yerde birileri sap gibi bir ikizler erkeğinin gelmesini beklerken o anda o ikizler erkeği çok hızlı düşündüğü için başka bir yerde oluyor ve bunu ona söylemeyi unuttu. Haber vermeyi unutuyor. Sap gibi bir saat beklemiş oluyor. Bu mu olay, bu mu? Böyle mi açıklanıyor? Biraz öyle oluyor. Oradan öyle mi görünüyor işte, yani? İşte bu mesela şey gibi algılanıyor. İşte kararsız, maymun iştahlı, şu bu falan. Hani yok böyle bir şey. Tam tersine çok kararlı ama çok hızlı karar verip adapte olabilen bir burç. Ben bunu yaşıyorum yani. Hani çevremdekiler bunu hep işte bir karar veremiyor. Hayır ben kararı verdim, siz gelemiyorsunuz oluyor. Hani bu bakıyorum ikizler burcu olan bütün arkadaşlarımda benzer şeyler var. Bir de biz buna empati yoksun da diyebiliriz tabii başka bir açıdan bakarak. Empati yoksunu mu? Tabii yani öbür tarafta çünkü onların o haberi olmadıkları düşünülmüyor. Ben bu arada rejidekiler diyorlar ki ona 7 ikizler erkeğinden nefret ediyoruz diyorlar. Yani canları sağ olsun ben onda 3'üm. Ona 3'teyim ben. Cem Belevi yerine beni gösterin o zaman reji. Göstermeyin beni, ben gösterin. Ben o empatiyi yapabilenlerindenim mesela ikizler burcunun. O yüzden vallahi adımızı çıkanlar utansın. Peki adı başka bir şey için daha çıkmış. Ama kendi kendine adını çıkarıyor. Şimdi bu röportajda bunu söylersen ne olur? Diyor ki flörtözüm diyor. Hayır o konu mu? Oraya mı geldik? Bir de bu var. Bir de bu var. Sonra gazeteci onun başına kakınca o konumu. Ya ben mi çıkardım? Ben mi söyledim? Okuduk, çalıştık. Cem Belevi geliyor diye. Önümüze ya, bu çıktı. Böyle bu manşet. Flörtözüm. Ya şimdi siz sonra demiş ki ya ikiniz de benden çok çok daha hani tecrübeli. Hani yaşlı haberciliğin estağfurullah. Hani yaşlı diyor. Haberciliğin bu işte yazıların, röportajların falan nasıl olduğunu benden çok çok daha iyi biliyorsunuz. Hani oturuyoruz işte. Konuda ben hiç açıklamana bile ihtiyaç duymadan senin yanındayım Cem'ciğim. Teşekkür ederim. O yüzden az diye açıklama yapabilirsin. Ya işte lafın arasında. Kim bilir ne dedin ne oldu durumundayım işte, yani. Gazeteci arkadaşım, çok da severim kendisini. İşte lafın arasında soruyor işte flörtöz müsün? Yani dedim işte flörtözüm. Ne kadar flörtözüm? Çok flörtözüm falan yani. Ama hani böyle espriyle hani yaparak konuşuyoruz falan. Ya işte ne kadar bana örnek ver, işte masayla bile flört edebilirim gibi falan güldük geçtik. Sonra ben de okudum hani hani masa sehpa ile bile flört edebilirim diye. Biz gülüp geçmedik ama. Şuncacık gelinlik kız topallıya topallıya elinde o sehpa ile Cem Belevi bununla flört edecek umuduyla sehpayı getirdi. Gel. Gel düğünü var.
Kına gecesinde sen öyle tut mi? Cam kırıklarının üzerinde kendi Hintli zannet, yürümeye kalk, sonra elindeki kınalarla böyle göster bak. Elindeki kınalarla yavrucak. Çok geçmiş olsun. Ayağı kırmızı, elleri kırmızı, bu kınadan Allah'tan. Hemen çok ne derler, ay nazar değdi, nazar değmiş. Bu yavrucak. Geçmiş olsun. Bütün bunları böyle malulen çalışıyor yani, emekliye ayırmıyoruz kendisini ama bu sehpayı taşıdığına göre bence Cem Belevi de onunla bir flört eder de bir örnek gösterir bize. Yani sehpayla nasıl flört edilir örneğini bence tamam, literatüre yayalım. O zaman bir flört müziği falan diye böyle bir şey mi bekliyorsunuz benden? Cem Hoca flört müziği yok, alalım. Yok bir şey olmayacak canım, öyle bir şey yok. Yani sehpa burada. Sehpayla nasıl flört edilir? Nasıl yapabilirim ki yani? Şu an başka bir sehpadayım, buna ihanet edemem. Tamam. Bununla yani flört edelim. Bak gitti bence hem buna bu işte yuvarlak. Daha dişi gördün, iltifat et. Bakayım maun falan. Bebeğim çok şıksın falan mı? Nasıl oluyorlar? Eğlenceli, güzel bir konsept düşünmüşsünüz. Gerçekten çok keyifli. Ne yapayım şimdi yani? O zaman bir tek şartla affedebilirim. Neymiş? Ya ilk kez bize söyleyecek. Evet. Dün çıktı. Şahane bir şarkı. Ben klibi izleme şansına eriştim. Tabii sonunda bir sürpriz var ama zaten hayranlar sonunda görmüştür dün çıktığı için o sürprizi. Evet. Vallahi biraz dur alma, ayağı takılır düşerdi ya şarkıyı söylerken. Sonu hüzünlü mü? Sonu biraz hüzünlü. İzleyecek miyiz biz şimdi? İzleyeceğiz. Evet. Söyleyelim mi? Buyurun hocam. Sonra konuşalım. Tamam. Yuvarlak. Her an flörte hazır. Hatlar yuvarlak. Masa. Maul.
Çok mersi. Vallahi bir altıncı his gibi değil mi sonu böyle? Altıncı Bruce his. Willis efekti evet, var orada. Evet, o da var. Daha eskiye gidersek... Şey, hayalet. Ghost, hayalet, o tadı var. Nasıl buldunuz? Vallahi ben böyle kaldım vallahi. Yani şu an. Evet. Abi güzel yapıştım, bir kalma bu. Kaldım. Evet, açımdan. Evet, evet. Gerçekten güzel. Teşekkür ederim. Elinize sağlık abi. Sağ olun. Kendisi burada daha yakışıklı değil mi? Orada da iyi bence. Orada da iyi ama birebir de valla kızlar size teşekkür söylüyorum ederim. Buradan. Olay yerinden bildiriyorum yani. Adam canlı daha yakışıklı. Teşekkür ederim, yani sağ olun. Yani bence öyle. Bazıları öyledir ya. Evet. Mesela siz her yerde güzelsiniz. O yüzden canlı konserlerimize de bekliyoruz. Yani klibi beğenmenize çok sevindim. Yani şarkıyı nasıl buldunuz? Şarkı da çok güzel. İyi, çok hemen güzel. Dile dolanacak bir şey. Şöyle biraz bahsedeyim mi? Lütfen. Benim yaklaşık bir 4 sene önce falan yazdığım bir şarkı. 4-5 sene olmuştur belki. Daha yeni yeni işte kısmet oldu çıkarttık. Bir senedir de Ersay Üner'i ikna etmeye çalışıyorum. Hani Ersay Üner söz yazarı, besteci. Aranje de böyle hani isterse yapıyor, çok severse. Bir yıldır böyle hani işte ne yapar mısın diye falan, sağ olsun beni kırmadı. Çünkü nedense böyle onun dokusunu, bestelerindeki şarkılarındaki dokuyu hissettim ben bu şarkıyı yazdığımda. Güzel de bir aranjesi oldu. Klibini Erdi Sevinç çekti. Senaryosunu beraber Erdi ile oluşturduk. Çünkü işte farkında mısın? Aylar geçti senden haber almadım. Koynunda mısın? Boş ver, sormadım diyebilmem için diyemem. Öleyim daha iyi dedim ben de klipten. Bunu diyemem. O yüzden böyle bir hikaye kurduk. Hikayede de sağ olsun Hira Koyuncuoğlu. O da çok iyi bir oyuncu arkadaşım ve Mustafa Buran çok yakın arkadaşlarım. Biri Eşkıya'da oynuyor. Eşkıya Dünya Hikim'den aldı. Biri İstanbul'da Gelin'deydi. Yani kendimi bu şarkıyla şanslı hissediyorum. Çünkü bu duygusunu da geçirebiliyoruz. Güzel tepkiler geliyor, güzel yorumlar geliyor şarkıya. Siz Allah de böyle hayırlı. Kışın duygusal kalmış şarkı. Bir şekilde görünce daha da mutlu ben oldum. Ben hiç konuşamıyorum, şöyle bakıyoruz. Değil mi? Aslında değil mi? Adam ölü. Burada da yok aslında falan. Adam ölü. Aslında ben yokum diye. Aslında ben yokum. Klipte onun esprisini yaptık bayağı. Yani hayırlı uğurlu olsun. Bir de bizim program ederim. Çok ilk olduğu için çok da uğurlu gelir. Böyle evet, buradan ilk, böyle bir... Güzel, böyle yani, uğurlu geliyor. Dün çıktı, bugün buradayız. Yani. Dün çıktı, bugün burada. Ya. İşte hayat bu değil hayat. Mi? Değil mi? Yani bugün sünnet, yarın deniz gibi falan bir şey olabilir. Ya hayır, hayatın genel olarak bakıldığı. Teknoloji ilerledi zira. Değil mi? Evet, öyle oluyor. Ne çabuk büyüyorlar. Klip gibi olmuyor mu göz açıp kapayana kadar? Aynen, ah çocuk öyle, olmuş doğru. Bakmış 2,5 yaşında. Kesinlikle öyle. Çok yani Ali'den sonra daha çok anladım bunu. Zaman çok hızlı geçiyor çok ve hızlı. Yetmiyor ve... Pazartesi oluyor, cuma oluyor. Evde sürekli bunu söylüyorum. Pazartesi oluyor, cuma oluyor ve yetişemiyorum hiçbir şeye diye. Peki elinizde kamçıyla falan dolaşıyor musunuz? Hani sürekli böyle Roman Katolikler gibi yapamadım, yetişemedim bir vicdanla sürekli kendini kamçılayan bir anne misiniz? Yok yok, hayır. Yani Ali'ye yapamadığım şeyler var mı ya da eksik tarafım var mı diye sürekli sorguluyorum. Yani o hiç bitmiyormuş zaten. O sorgulamam sürekli var ama... Sürekli de kendime elimden geleni yapıyorum. Daha ne yapabilirim diye sürekli düşünüyorum. Yani buraya da getirdim. Sürekli çocuğu çanta gibi yanımda gezdiriyorum. Arabada uyudu. Ben de rahatsız etmek istemedim. Yani evde bırakmak istemiyorum onu. Yani. Aman diyeyim, tövbe diyeyim. Şimdi derler ki arabada bıraktı çocuğunu. Şunca yok canım, yanında iki kişi var yani. Bırakırım mıyım hiç? Mümkün değil tabii ki. Ama şey yani, yani hem uzak olmak istemiyorum hem... aklım kalıyor falan filan. İşte mümkün olduğu kadar. Yani bir aylıktan itibaren babası da sağ olsun biz çok seyahat eden, böyle çok hareket eden falan bir aileyiz. O yüzden çocuk bir aylıktan itibaren bizimle uçakta, arabada, orada, burada sürekli her yerde beraberiz yani üçümüz. Sizin bir röportajınız vardı. Orada şey diyordunuz. İşte çocuk doğduktan sonra bize uyum sağlayacak. Biz ona değil. Ha, öyle evet, mi oldu? Öyle oldu. Öyle oldu. Öyle oldu. Gerçekten öyle oldu. Yani çok fazla uçak ve araba fotoğrafımız var. Artık şey böyle her hafta sonu neredeyse biz sürekli seyahat eden bir çiftiz. Ve Ali de hep öyle. Dağda, bayırda. Her yerde bizimle yani çocuk. O da öyle. Alıştı ama... bu şeye sebep oldu tabii. Uykusu mesela düzenli değil. Uyku için bir düzen istiyorlar ya. Hani aynı yer, aynı saat gibi. Bizim öyle aynı yer ve aynı saatimiz çok olmuyor. O yüzden uykuları hiç oturmadı mesela. O konuda bir vicdan azabım var yani.
Belki de her yere uyum sağlayan bir birey olacak. Hı-hı. Böyle büyüdüğü için. Öyle öyle zaten. Yani şimdi buraya gelse herkes de takılır böyle. Oda oda gezer. Bir restorana gideriz, masa masa gezer. Uçakta her koltuğa merhaba merhaba diyerek geziyor falan. Öyle bir çocuk yani. Sosyal. Evet evet, çok çok öyle. Çok serbest bıraktım o anlamda onu. Siz sosyal misiniz? Mutluyum o yüzden. Sosyalim, evet. Ben de şeyimdir yani. Hiç öyle duvarlarım, kalıplarım yok. Hemen kaynaşırım, herkesle konuşurum, otururum, kalkarım. Ama o habercilik ciddiyeti var değil mi? Duruyor yani o. Evet yani habercilikte böyle bir saklı ve mesafeli kalman gereken bir taraf var ya. Herhalde o işlemiştir bana herhalde diye düşünüyorum yani. Ya da aslında çok belki... ağır habercilik vardı o zaman da. Hmm. Çünkü ben savaş döneminde yapmıştım o işi özellikle. Irak Savaşı döneminde ve çok aşırı yoğunluk vardı. O bir tarafımda var hala yani. Onun bir ciddiyeti oluyor. Ya ama tabii illa da haberler hayatta bütün ağırlığıyla, bütün ciddiyetle yaşıyor diye bir şey yok kendi hayatlarında. Yani normal insanlar olarak aynen hepimiz. Öyle. Yani ben onun mesela hep eğlenceli bir şekilde yapılabilmesini isterim. Yani yurt dışına baktığın zaman insanlar kendi yorumlarını katarak, espriler yaparak haber sunuyorlar ve bir sürü şey nasıl katıyorlar yapılabilir buna yani. Bu bir, çünkü senin diğerlerinden farklı olması lazım. Yani bu sadece orada yazan bir şey okumak değil, aslında bir o insanı bir şova tabii evet ki altyapısı olan, hani yılların deneyimi, genel kültürü, bu vizyonu olan insanların. Yani evet, her ülkede böyle 3-4 tane insan olmalı. Yani mesela i̇şte bir zamanlar vardı böyle vardı insanlar. İşte Reha Muhtarlar, Ali Kırcalar, işte rahmetli Mehmet Ali Birantlar gibi böyle. O zaman sanki daha çok bunun üstüne gidiliyordu. Şimdi daha çok düz haber okuyan bir durum var habercilikte. Onun için çok da fazla haber izlemiyorum ben galiba. Çok alınganlıklarımız arttı herhalde memleket olarak. Yani hassasiyetlerimiz çok arttı. Evet. 87 doğmuşsunuz değil mi? Yani evet, 32, evet, 32 yaş oluyor. Peki evet, bu yaşta bu hassasiyetleri göz önüne almak zor olmuyor mu? Yani zorlandığınız zamanlar oluyor mu işi yaparken? Vallahi, ya zorlandığım zamanlar değil de enerjisel olarak kendimi şey hissediyorum. Şu an başka hani Twitter'a girdiğimde enerjimin değiştiğini fark ediyorum maalesef. Negatif yani anlamda. Yani negatif anlamda. Instagram'a girdiğimde de kandırıldığımı hissediyorum. Hani ben biraz sosyal medyaya geldim. Oradan da hani çok fena bu işte. Şu an bence çağımızın, bizim dönemin hastalığı biraz bu. Yani Twitter'a bir öfke kusma. Evet. Instagram'da da her şey mükemmel. Her şey mükemmel gösterme gibi bir algı girdabının içindeyiz hepimiz. Hani ben biraz bundan müzdaripim şu çağda. Ve kimse oraya ödeyemediği faturasını koymuyor. Kimse oraya ağlarken fotoğraf koymuyor. Evet. Hani herkes mutlu. Yüzü gözü şişken bakıyorsun, o herkes mutlu. Ben niye mutsuzum? Hayır. Aslında herkes senin yaşadığın zorlukları yaşıyor hayatta ama kimse onu göstermiyor. Hani pembe bir tablo çiziliyor. Biz de o tablonun içinde birbirimizi kandırmaya ben devam ediyoruz. Ben bayağı eski hissediyorum valla yani, böyle bakınca herkes böyle değil mi? Mantılar açıyor, çok hamarat insanlar, mutlular, böyle iyi eşler, çok bakımlılar. Yani, o mantıları açıp o saçınla, o makyajınla, o filtrenle o kadar bakımlı, mutlu, iyi bir anne nasıl oluyorsun, iyi bir eş? Bu benim en çok sorguladığım soru son iki yıldır. Yani diyorum ki ya ben çok beceriksizim ya bu insanlar çocuklarıyla, kocalarıyla, evleriyle ilgilenmiyorlar. Hangisi? Yani mümkün değil benim her gün kuaföre gidip kendime o bakımı yapıp aynı zamanda evimde de o kadar işte yemektir, şudur, her şeyle ilgilenip aynı zamanda çocuğumla da ilgilenip aynı zamanda da eşimle de ilgilenip aynı zamanda da çalışacağım falan. Böyle nasıl bir şey olacak? İmkansız yani. Onun için Instagram'ın %90'ı yalan gerçekten yani. Ve ben bunu artık tiye alarak paylaşımlar yapmaya karar verdim yani. Artık böyle gerçekten oradan yazacağım yani. Ya beslenme detoksu yaparız. Ya hani aslında gerçekten medya detoksu yapmamız lazım. Hani sosyal medya ve medya detoksu yani. Hani açtığımız zaman her taraftan bir negatif kusmuyor mu? Hani ondan biraz böyle bir arınmak lazım. Biraz daha kendi içimize dönmemiz lazım. Ben bazen en yakın arkadaşlarımla bile, hani kendi öz eleştiri yapayım, en yakın arkadaşlarımla bile buluşuyorum bir masada, bir an sessizlik, herkes dalmış. Tabii, tabii. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Yani gerçeklik, dokunmak, hissetmek, bir şey paylaşmak, yani bir araya gelmelerin bile sebebi fotoğraf koymak oldu. Tabii, yani tabii. O kadar şimdi onu diyecektim. Korkunç bir yere gidiyor ki ya mevzu. Ay bir fotoğraf çekelim. Yani yani bazı gruplarla ve bazı insanlarla mesela sadece sanki onun için benimle ya da bizimle buluştuklarını düşünmeye başlıyorum bazen mesela ve
direkt böyle uzaklaşıyorum o ortamdan. Ya. İnsanlar gerçekten ben burada varım ya da vardım ya da bu benim arkadaşım ya da ben burada yemek yiyorum. Benim param var işte falan gibi bir şeyleri göstermek için oradalar. Çok zavallıca yani. Çok çok zavallıca. Ya, o yüzden tabii ki de bu arada şey işte hani o gibi yaşamamak lazım yani bu kadar kopmamak lazım. Hani olmak lazım. Hani tabii orada ki. Instagram'da tabii artık bir sosyal... Ama gerçekliği kaybetmeden evet, yani bir şekilde ayaklarını yere basarak. Sosyal kimliğimiz oldu. Bir hani yaptığımız işi, hayatımızı oradan falan hani gösteriyoruz. Hani hepimizin kart viziti gibi oldu bir yerde. Sadece işte ünlülerin, işte bu işi yapanların falan değil. Ama onun için de boğulmamak lazım, kaybolmamak lazım. Gerçekleri, mesela işte ne güzel ailenizi anlatıyorsunuz burada işte bunlar en değerli şeyler. Yani bu işte ailemiz, arkadaşlarımız, bir dokunabildiğimiz hayatımızda gerçek manada dokunan insanların kıymetini bilip onlara böyle biraz daha zaman ayırmalıyız. Önce kendimden başlamak istiyorum ben bunu bu arada. Hani yapamıyoruz, hiçbirimiz yapamıyoruz. Bu şeydeyiz. Yani mesela Burcu Hanım mümkün mü? 2,5 yaşındaki bir oğlan çocukla şu saçla şu şekilde yaşayabilmesi evin içinde. Yok işte 20 dakikada yaptık. Yani kafaya 20 dakikada muhtemelen yani. Şuraya topluyordur ve o şekilde yaşamını evin içinde devam ediyordur. Öyle. Ya 2 gece önce eşimin işte Harbiye'de gösterisi vardı. Ve hani aylardır o günü bekliyoruz. Çok kıymetli bir gün. Çünkü Harbiye tadilata girecek, yıllar geçecek falan. Hani belki de öyle bir anımız olmayacak. Ve ben... Arabada giderken 15 dakikada makyajımı yapabildim. Saçımı yapamadım güzel zaten. Güzel olunca öyle oluyor. Hemen arabada giderken 10 dakikada yok, mı? Yok yok yani. Hayır aslında hani o güne özenmek istedim. Eşime duyduğum sevgiden ve saygıdan dolayı. Ve bizim için hoş bir anısı olduğundan dolayı. Ve bizim hani bir sürü misafirimiz var. Eşimiz, dostumuz. Hani kıymetli bir gün ve insanlar bizim için oraya gelecekler. Ve ben başkalarının gösterdiği özeni gösteremedim. Çünkü Ali'yi çıkaramadım. Bir krize girdi, giydiremedim, çıkmak istemedi, gelmek istemedi, başka biriyle bırakamadım. Ve onu hazırlayıp, uyku malzemelerine kadar hazırlayıp, hani gece 12'ye kadar bizimle kalma ihtimaline kadar hazırlayıp, biberonuna emziğine kadar. Ve hani kendim burada çanta, burada saçım, kucağımda Ali bu şekilde arabaya böyle sürünerek gidip, yani arabada Harbiye'ye kadar olan Allah'ın biraz şey trafik olsun da makyajımı tamamlayayım falan diye gidip, hani arabadan hiçbir şey olmamış gibi merhaba inip öyle bir durumum var yani şu anda ve gerçekten o yüzden Instagram'a hiç inanmıyorum yani ve Instagram'da o halde olan insanlarla hiç görüşmek istemiyorum. Çünkü gerçek değiller ve benimle de olan ilişkileri, diyaloglarımız gerçek olamaz. Buna bakışları inancım bile gerçek değil bir mekana girerken. Yani tabii. O kızların hani aynı tip prototipten çıkmış gibi estetik yapılmış küçük küçük kızların o bakışları bile farklı. Yani o böyle ileriye böyle ufka doğru şeyle bakıyorlar değil mi? Dudaklar şey. Psikolojik olarak çok acayip. Başka bir hani yalan bir dünyanın içindeler. Bir de sosyal olarak da kendilerini farklı konumlandırıyorlar ne yazık ki. Bu psikolojilerini de etkiliyor tabii. Herkes bir şey. Herkes bir şey yani. Orada herkes hani orada biraz takipçisi olan çok böyle hani başka bir yerde konumlandırıyor kendini ama öyle bir şey yok ki. Yani o çok, onun farkına vardığında yaşadığı travma çok kötü olsa gerek. Yani şimdi bundan dolayı sapla saman da karışıyor. Bakıyorsunuz evet. dünyaca duyulmuş starlarımız var. Hani yıllardır hayran olduğumuz starlarımız, büyük isimler var. Ama hani o sosyal medyada etkin olmadıkları için çok fazla takipçileri yok. Hı hı. Ama iki makyaj yapan birisi tabii. Almış milyonları hani tabii. Takipçisi ama var. Ama bu hep böyleydi. Mesela alıyor başka bir yerde konumlandırıyor kendisini. Evet. İster istemez. Belki insanlar da onu öyle konumlandırıyor. Kolay hani, olmakla da alakalı bir şey aslında. Kolay ulaşılabilir olmakla. Bu çok hastalıklı bir durum ya. Çok yani ben bir şimdiki durum. Bu jenerasyona çok korkuyorum, çok üzülüyorum. Yani benim oğlum bile şimdiden sürekli telefon diye bağırıp böyle elimizden almaya çalışıyor. Gerçekten bir 15-20 yıl sonra ne olacak hiçbir fikrim yok yani. Şimdi bu kırılmayı ben çok bekliyordum. Hani kusur demeyelim ama hani böyle doğal. Böyle bir ölçü içinde bir proporsiyonu böyle çok düzgün hani atıyorum burnu işte büyük. Altın oranın dışında. Evet yani büyük. Böyle insanlar kıymete binecek. Ve buna çok az kaldı. Evet. Bunu ne zaman göreceğim, ne zaman olacak diyordum. Şimdi biliyorsun dünya çapında bir marka biriyle anlaştı. Ve hani
Dedim çok şükür ya. Çok şükür yani. Gerçekten çünkü burnu büyük, kaşı yamuk, gözünün biri daha küçük, ağzı yamuk insanlar çok daha kıymetli olacak. Ve bu jenerasyon umarım bunu anlar yani. Hani doğal ol, doğal ol, kendin ol. Çünkü herkesin ağzı, burnu, yüzü aynı olmaya başladı artık. Korkuyorum. Evet. Ben insanları karıştırmaya başladım biliyor musun? Yemin ediyorum. Ben de. Yemin ediyorum insanları karıştırmaya başladım. Geçen gün iki tane insanı karıştırdım Instagram'da. Çünkü o kadar Photoshop, o kadar estetik, o kadar o programlar, yemin ediyorum başka birini başka birini onu da o sandım. Daha acısı şu, 40 yaş üstü, 45 yaş üstü ünlülerin de o kızlar gibi görünme telaşı da bana çok üzücü geliyor. Hani görüyoruz işte evet. Onları da. Yani aynı çene kontürü olamaz. Benim çene kontürümle 20 bu arada bu ses mikrofon bilmiyorum sürekli kendini atıyor. O bile benden tiksinirken. Benim follower'ım nasıl artsın? Ben doğuştan bağımsız yani mikrofon bile atıyor kendini. Yani bakıyorum onlara dikkat ediyorsunuzdur aynı şekilde. Tabii. Yani şimdi isim vermeyelim burada. Yani olamaz 20 yaşında gibi görünme telaşı çok üzücü geliyor. Ben şimdi öyle görünemem ki. Ben 51 yaşındayım. Yani nasıl görünebilirim? Geçmişte yaşadım. 33 yıllık bir deneyimim var mesleki. Yani nasıl onlar gibi olabilirim? Yaşında, olmayayım da. İşte yani, ve no filter yani şu an. Ve 51 yaşında senin gibi görünmek için insanlar çaba sarf etmeli bence. Hayır, o olabilir. Kendimi o kadar baskı altında hissediyorum ki kendimi. Yani aynaya baktığım zaman şu göz altımda şuralarda şunlar var. İşte bak buralarım kırıştı falan diye bakıyorum. Ve bu beni üzmeye başladı. Niye? Onun etkisinde kalıyorum. İstediğim kadar dirensem de. Bu bulaşıcı da bir durum. Evet. Çünkü benim ya yaşıma... Çok fazla bakmamak yani... lazım gerçekten öyle. Çünkü ben de işte sürekli kendimi ben mi beceriksizim? Bu kadınlar mı çok becerikli? Bunlar hiperaktif mi? Yoksa nasıl bu durum? Anlamaya çalışıyorum her gün fotoğrafları evet. Gördüğümde. Sonra sürekli kendimi çevirmeye çalışıyorum. Zaten telefona bakacak o kadar vaktim olmuyor da. Bir ayda 4 fotoğraf koymuşum yani en son şeye baktım. Şey oluyor bir de. Herkes böyle fotoğraf koymaya bir şeye başlayınca ben koymadım. Allah evet. Geride mi kalıyorum geri kaldım falan filan hani gibi şeyler onlara da girmemek oluyor. Gerekiyor bence. Bu arada biz sormadık konuklarımıza ne içersiniz diye kitap kapağımız gelsin. Ben büyürken babamın kütüphanesinde babamın 5000 kitaplık kütüphanesi vardı. Wow, entelektüellik oradan geliyor Cem evet, Bey. Belli gördüm. Cem Bey az önce sefayı iki masayı getirmek. Okşa dediniz diye yani. Beni harcadınız ama yani ben de öyle bir şey beklerken çocukluğumun tabii çok değerli yazarlarla hep okuyarak büyüdük ama çocukluğumun kütüphanesinde babamın bir şey vardı. İki hostes, iki İngiliz galiba ya da Amerikan mı hatırlamıyorum. Hostesin yazdığı Coffee Tea or Me, kahve mi çay mı ben mi? İki hostesin anıları. Onun geçenlerde kapağını bulduk Ece'yle. Dedim ki bunu dedim program benim çocukluğuma dedim anı olsun rahmetli babamı da hatırlayayım diye. Getir kapağı soralım. Karşımda bir kahve canavarı oturdu ben biliyorum ama yine de soralım biz o kapağı vermeye. Evet bu işte çay kahve. Ay, çok güzel ya. Çay mı kahve mi ben mi? Bu iki hostesin anıları çok komik bir kitaptı. Çocukken okumuştum. Aslında yetişkin kitabı ama ne içersiniz? Ben suyla iyiyim. Aa şu Türk anda. Kahvesi? No. Ben Türk kahvesi içerim. Ben sade. Türk kahvesine sade. O kadar bağlıyım ki yani psikolojik olarak da çok bağlıyım. Yani onun anı ona özel mesela benim için. O hayatımın tek lüksü şu anda şimdi mesela. Bu, yani çok özel bir an yaşamadığımızda teşekkür böyle, ederiz. Hayır, biz bire bir, o zaman kalkalım. Biz, yok birebir birebir kahveyle yani sadece kahveyle böyle ben bir 10 dakika ayırdığım bir vakit o. Bir her gün onu yapmaya çalışıyorum. Gibi, kahvaltıdan sonra. Kendim için yapabildiğim tek şey yok ki çoğu zaman yapamıyorum onu da. Buradan bağıran, çağıran falan biri oluyor işte. Kahve? Onun için böyle içmeyi sevmiyorum yani. Suyla daha sade. Mutluyum şu an. Sade. Hadi ben o zaman Cem Bey'e eşlik edeyim. İçelim. İki sade Türk kahvesi alalım. İçelim yani. O her ne kadar... Neydi? Maun bu renk olmaz. Evet. Maun bu renk olur mu? Bu çam mam değil mi falan rengi? Ucuza gitsin diye mi yapmıştır Mahir bunu? Çamdan yaptırmıştır. Maun pahalı çünkü. Belevi ne demek? Belevi, Selçuk'ta İzmir, ben İzmirliyim. İzmir Selçuk'ta Belevi köyü var. Evet. Oradan geliyor. Yani bir soyun ismi mi? Yoksa köyün, oranın ismi köyün, mi? Yani oranın ismi. Yani bizim de oradan geliyor. Öyle yani. Hep şey zannediyorlar. İşte Musevi falan zannediyorlar ama değilim. Yani İzmirliyim. Belevi evet hatırlıyorum ben. Belevi diye bir ilçe, tabii köy canım, değil de ilçe tabii. Var diye i̇lçe hatırlıyorum. İlçe var, gişeler falan var. Bayağı böyle. Evet. Hep geçiyorum ben oradan. Babam yapmış gibi. Çok efendim, keyifli oluyor. Yanınızdaki hanımefendi geçenlerde bayağı bir kaza atlattı. Ay, evet. Ki kim?
Burcu Hanım. Arıların sağlığı da gülünecek bir şey değil aslında. Arıların yani o yaşarken hiç gülmüyordur da sonrasında tabii anlatırken bunun goygunu. Arıların saldırısına uğruyor. Oradan kaçarken komşunun köpeği değil mi ısırıyor bir de üstüne üstlük. Ve ben hayatta bunu okurken hiç nazara inanmam ya, bunu da söylerim. Nazar yani bana çok şey geliyor, saçma geliyor. İlk kez hayatımda nazara inandım. Nazardan özür diliyorum yani huzurlarınızda. O nasıl bir andı? Çok fena bir andı. Çok fena bir andı. Yani çok kötü bir andı gerçekten. Hani kendimi hani Allah düşmanıma vermesin derler ya. Hiç kimse o kadar çaresiz bırakmasın yani. Çünkü hiç kimse yoktu etrafımda. Arılar o kadar arı. Komşumuzun arıları varmış ve benim haberim yoktu bundan. Orası çok kimsenin yaşamadığı bir köy. Benim annemin büyüdüğü yer ve göç edilmiş bir köy. Biz de o evi eşimle beraber yaşatmaya karar verdik. Nisan ayında başladık. Bütün bahçesine sebze meyve ektik ve bütün yaz oradaydık. Yani her hafta sonu gidiyoruz, bakıyoruz, suluyoruz, topluyoruz falan. Ben de işte Fırat geri döndü pazar günü. Ben de iki gün daha orada kalmak istedim. Salı döneyim dedim Ali ile. Salı günü işte en son sebzeleri, meyveleri topladım. Arabayı yerleştirdim. Ali'yi alacağım, gideceğim. Kenarda da bir incir ağacı var. En sonunda bir incir toplayalım dedim. Yanımda kuzenim var 14-15 yaşında. O da bana eşlik ediyor. Birkaç arı geldi. Şöyle yani çok normal. Ben zaten hep köyde büyüdüm yani. Sonra birkaç arı daha geldi. O ergen ya, onlar böyle büyük hareketler yaparlar ya böyle. Böyle böyle falan bu bir iki tane arıyı öldürdü. Gördüm yani. Sonra birden daha fazla arı geldi. Sonra ben kafamda bir sürü arı hissetmeye başladım. İntikam. Tabii. Onlar bir koku yayarlarmış ölünce ve diğer hepsi o kraliçe arıyı korumak için o düşman sahasına gelirlermiş. Yani düşmanı öldürmek için. Birden bize arılar sardı. O bu tarafa koştu, ben bu tarafa koştum. O seçim işte. ben kovanların oraya koşmuşum meğerse. Ay. Ben koştukça daha çok sardılar beni. Meğer orada yan komşumuz var bir tane. İstanbul'da yaşayan bir cerrah hatta abimiz. Arıcılık da hafta yapıyor. Sonları geliyor. O da hobi 3 tane kovan almış kendine. Ve gelmişti, görmüştüm arabasını. Kovanları açmış, şekerli su veriyormuş onlara. Onların hepsi çıkıp bana gelmiş. Ve ben de o tarafa doğru koştum, onun evine doğru koştum. Ve yardım edin diye bağırıyorum yani çığlık çığlığa. Koşun yardım edin falan diye böyle. Sonra kapı kimse yok falan, daha çok bağırıyorum. Üstümü falan çıkarttım yani her yerimi sardılar çünkü. Aklıma şey geldi, evlerine gireyim ve duşun altına gireyim. Anca öyle kurtulabilirim yani. Çünkü ölüyorum diye düşünüyorum. Yani Allah'ım ne olur böyle ölmeyeyim ama benim ölümüm böyle olacakmış. Yani gözümün üstünde bile arılar vardı çünkü. Ondan sonra neyse kadın geldi böyle bana bakıyor ve kapıyı açmıyor. Ne olur aç diye yalvarıyorum. Meğer kadının köpek korkusu varmış. Kadın köpek saldıracak diye açmıyormuş. Ne olur aç, ölüyorum diye bağırıyorum. Lütfen aç kapıyı diye bağırıyorum. Sonra kapıyı açtı ve kadının korktuğu başımıza geldi. Orada kenarda bir köpek yatıyordu. O köpek benim o delirmiş halimi görünce çok ürktü tabii. Hayvan ona bir şey yapacağım zannetti. O tarafa doğru ben meyil edince saldırdı köpek bana. En son bacağımdan yapıştı. Ben böyle hem gidiyorum hem onu sürüklüyorum böyle. Bu bacağım böyle işte şimdi daha yeni kabuk bağladı. İşte onların duşlarına girdim. Duşakabinde üstümdeki arıları akıttım. Öyle kurtuldum yani. Sonra acile gittik. Ben zaten bayılmışım. Sonrasını hiç hatırlamıyorum yani. Ay çok geçmiş olsun. Evet, o kadar bayılmalı falan büyük bir iş. Tabii çünkü çok fazla arı soktu ve tansiyonum çok düştü yolda gelirken. O abi bana hemen alerji ilacı verdi. Yoksa ben büyük ihtimal ölmüştüm zaten yani. Peki ne yapmak gerekirmiş böyle bir durumda? Yani birkaç arının bir kere o kadar hareket, yani ben çok sakin biriyimdir yani muhtemelen ben olsam öyle bir şey olmayacaktı. Ama o böyle yaptığı için ve o arılar öldürdüğü için daha da büyüdü olay. O da korktu demek. Yani hani baktın 3-4-5 arı var, sen yavaş yavaş uza git oradan yani. Ama ben bilemedim yani onun öldürdüğünü ve kovanlar açık hani o kadar saldıracaklarını. O an büyüyeceğini bilemedim yani. Çok geçmiş olsun. Çok tabii o doktor da çok üzülmüştür bütün bu olanlara. Çok üzüldü, yani. Çok üzüldü. Eşi çok üzüldü, çok ağladı.
Beni tanıyamamış çünkü o halde. Yani ben saç baş dağınık üst, biri var önünde, bir şey var, bir yaratık var yani. Ve kadın beni tanımamış. Yani çok özür dilerim. Çünkü o yabancı saniyeler bana olmuş. Yıllar gibi geçti yani. O kapıyı açmadı ya bana. Çok özür dilerim, tanıyamadım, çok korktum, açamadım kapıyı. Çok özür dilerim, beni affet, beni affet diye ağladı böyle saatlerce. Ama işte yaşayacağımız varmış yani. Göz kapaklarımın altından bile arı iğneleri çıkardılar. Çok fena ya. Bayağı bu tek tek. Tabii tabii, aynen öyle yani. Bir çok de onu acayip bir şeydi. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Var mı böyle bir... Bir hayvan saldırısı. Ya şey, beni de yani çok, hani... köpek ısırdı ama İtalya'da geçenlerde. Yani İtalya'ya git, anıya bak. Yani beni köpek ısırdı orada. Bu da bir değişik. Açma. Nasıl ya, çok oldu? Komik oldu. Ben şey, o kahvelerimiz geldi bu arada. Çok teşekkürler yani, Selvin Azcım, ellerine şey sağlık. Benimkisi ya, öyle bir dram dinledik ki az önce, hani hiç reaksiyon almayacak ama anlatayım. Hani, ama anı andı şimdi burada hani. Zehra ile beraber işte onun seti yoktu, benim konserler falan, bir fırsat gittik İtalya'da işte gezdik falan. İşte bir yerde oturduk, kahve içiyoruz falan filan. Bir teyze geldi böyle köpeğiyle beraber. Ama teyze böyle çok sert yani, hani böyle işte bir şeyler söylüyor falan. Ben de diyorum ne tatlı ya köpek falan. Hani teyzenin tam aksine yani, bir tatlılığı var köpeğin. Ondan sonra ne kadar tatlı falan derken o İtalyanca bana şey diyormuş. Hani dokunma diyormuş. Ben de dokunuyormuşum. Bir kaptı benim elimi. Allah falan böyle. Neresi ama çok tam? Ciddi bir şey olmadı. Böyle bir yani... Bu konuyu geçelim ya. Öyle bir şey dinledik ki bunun hiçbir haber değeri yok yani. Bu kadar. Yok bir şey olmadı yani. Yok ama teyzeyi aşılamak lazım. Yani teyze biraz şeydi. Teyze insan sevmiyor. Teyze insan sevmiyor. Sıkıntısı İnsanlar bende. Yaklaşmış ya değil. Mesela bakarsın değil mi yani, köpeğin birini ısırmış. Böyle hala genelde İtalyanca bana söyleniyor. Genelde aslında hayvan sahipleri ha, bir mahcup zaten oluyor. Şeydir. Hani sevgi dolu insanlardır yani. Öylesi kötü denk gelmiş. Kusura bakma de bir şey de falan. Hiç böyle bir şey yüzüme bakmadı. Çok garipti ya. Ben onu... Hiç unutmayacağım. Köpek değil de teyzeyi hiç unutmayacağım. Bu Instagram'dan bir de yürüyenler var değil mi DM'den? En kaba var. Haliyle son dönemin jargonuyla. Bayağı resimler, fotoğraflar yolluyorlar. Yani herkese yolluyorlardır. Yolluyorlar. Bana her gün evlenme teklif edenler oluyor mesela. Ya. Yani şuursuzluğa bak. Yani beni takip ediyor. Yani ben kocamın çocuğumun resmini koyuyorum. Bana evlenme teklif ediyor mesela. Hani şeye bak, yaşadığı şeye bak, aralığa bak. Girişimci ruh diye hani de düşünebilirsin. Kadın bas şeyi. Cinsiyet kadın bas. Böyle bir nefes kitle alıyor. Var yani. Hani nefes alıyor ve kadın tamam. Korkunç, yazık yani. Bir telefon edilmiş, bir yerden de internete girmiş işte. Yani böyle zavallı kitleler var yani. Çok tehlikeli ya böyle. Bilmiyorum. Böyle arıdan çok... sonra ama hiç ben olaydan koptuk değil mi? Koptuk yeni yani, film giremedik. Aralık'ta mı girecek biz? Aa, evet, Aralık'ta girecek. Şuursuz aşk. Hı-hı. Aralık'ta çok hoş bir dönem işi, bir aşk hikayesi, aynı zamanda işte darbenin olduğu yıllar falan. Enteresan, hoş bir şey. Evet. Hı-hı. Hoş bir film. Benim için güzel bir tecrübe. Çok güzel, çok tatlı bir ekipti. Çok güzeldi. Merak ediyorum ben de çok. Ali geldi mi sete? Ali'yi bir türlü getiremedim. Hı. Çünkü orada çalıştığımız çiftlikte hem yazın çalıştık, hem çok sıcaktı, hem de çok fazla böcek vardı. Biz her gün böyle sinek spreyleriyle geziyorduk. Kanatlılarla yani var. Ben şu an şeydi. Kanatlılarla sınavı var. Programın tanıtımı yapılırken böyle acaba sürekli bir arılar, böcekler, sinekler. Evet ya, kapatalım bu konuları. Vallahi daha tatlı şeyler. Şey, bir fragman izleyelim mi? Aa, izleyelim. Hadi bakalım. İzleyelim. Şuursuz aşk. Oğlum bu hale nasıl geldi doktor hanım? Biz de çok net bir şey bilmiyoruz. Anladığımız kadarıyla bir kargaşanın içinde kalmış. Bayağı işkence etmişler. Bize yardımcı olursanız dava ederiz onları. Onları devlet yargılayacak doktor. Oğlumu bu hale koyan da devlet değil. Ablam, ben gideyim. Kirayı toplayacağım. Sezen bak, bu yasal değil. Gerçekten çok riskli.
Burada gördüğün o doktorlar var ya, ben onlardan daha yetkiliyim lan burada. Kim kurtaracak lan seni şimdi, he? Çakır kır lan gönül kapı da işte, he? Sus, sus konuşma. Evet, 80 dönemindeki darbeyi. 80 evet. Dönemindeki darbe ne ya? 80 darbesini anlatıyor. Evet. Dönem işi nasıl? Ben hiç tecrübe etmedim. Çok ya dönem işi ediyorum. Bence muhteşem. Değil ya. Mi? Ben çok işte romantik, duygusal bir tip olduğum için ve bu devri işte bu teknoloji devrini hiç sevmediğim için benim ruhum hep böyle 40'lar, 60'lar falan en fazla. Ya 70 bile değil yani. Onun için dönem işlerin içinde olmak beni çok mutlu ediyor. Başka bir kostüm, başka bir saç. Ve etrafımda evet. Öyle insanlar, öyle bir işte radyo, öyle bir kalem, öyle bir defter falan görünce çok mutlu oluyorum. Ben bir dönem klibi oluyorum. Çekeyim bari ya. Hiç dönem dizisinde falan oynamadım. Çek. Hani çek. Bari çekeyim dönem. Kesinlikle ya şey ne güzel olur klip de böyle. Değil mi? Yine radyo olsun değil mi? Ay, evet. Radyo. Radyo olsun. Radyo. Başka o eski aynalar olsun. Falan. Ben hemen senaryo yazdım kafamda. Eski, evet mektuplar yazılsın. Ama çıplak kız fotoğrafları olmasın. Hani o zaman Instagram'dan yürümüyorlardı. Öyle şeyler yoktu. Nasıl yürüyecekler ki o zaman? Yürümeyecekler işte. Yürümeli olmasın bu. Kim bilir bu durmalı olsun. Durmalı. Durmalı şarkı çalacağım size. Sizin aa, için. Şarkı mı? Bugün evet evet bugün pick-up'ımız bir şey bayağı ev parası yatırdı da yapımcılarımız. Kullanalım pick-up'ı evet. Diyoruz. Bugün dedik ki Cem Belevi zaten şahane bir şarkıyla geliyor işte sürprizde klibi var dedim. Burcu Hanım'a dedim ben dedim şarkıyı çalayım dedim. Sonra Mahber'i seçti onu yapımcımız. Aa, teşekkür ederim. Çok sürpriz merak gelsin etsin. Hadi öyle. Tamam. Plak olacak şarkıları hep seçiyoruz. Şahane. Yani plaktan çaldığımız için. Şimdi tekrar pick-up'ımız değişti çünkü. Bir tarafta da elimde böyle şunlarla işte ne zorluklarla yıpranma payı istiyorum arkadaşlar kanaldan. Her türlü zorlukla çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şafak Hoca diyor ki bana bir taraftan da bunu diyor böyle tutacaksın uzun uzun diyor. Yavaş yavaş. Nereye koyuyorum Şafak Hocam elimde bunlarla? Acaba nereye koyuyorum yani?